Kuzey Amerika'nın nehirlerinde beklenmedik ve ölümcül bir tehlike yatıyor olabilir. 3 metre kadar uzakta, hızlı hareket ediyor. Tamam, yakaladın. Okyanusta bile korkunç olan köpek balıkları denizlerden yüzlerce kilometre içeride bile yaşayabiliyor. Daha önce nehirde hiç böyle bir canlı görmemiştim. Canavar avı bu nehir canavarlarının peşine düşüyor. Louisiana'da. Bir şey bunu tutuyor, bundan eminim. Ve St. Lawrence nehrinin sularında. Ekranın tam ortasında dev bir nokta belirdi. İnanılmaz bir keşfe imza atılıyor. Dalgıçlar köpek balığı uyarı işaretini yaptı. Gerçek bir canavar kıyıdan birkaç metre uzakta kameraya yakalanıyor. Tam nehre girmenin güvenli olduğunu düşündüğünüz anda. Dünyanın dört bir yanından insanlar canavar gördüklerini iddia ediyor. Bunlar gerçek mi yoksa hayal ürünü mü? Bilim bu soruya cevap arıyor. Canavar avında. Burası Güney Louisiana'daki Atchafalaya Nehri. Ama bu sularda Louisiana'dan Illinois'a kadar uzanan bu nehrin dibinde ölümcül canavarlar yatıyor olabilir. Köpek balıkları. Ağları toplarken ağır bir şey olduğunu fark ettik. Normalde yakaladıklarımızdan farklı bir şey olduğunu anlamıştık. Sudaydım. Birden dev bir cisim gördüm. Bu köpek balığıyla ilk karşılaşanlar çok şaşırmıştı. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Görgü tanıkları boyu 3 metreye ulaşan dev köpek balıklarından söz ediyor. Bunlar bazen okyanustan yüzlerce kilometre uzaktaki sulara kadar girebiliyor. Bu olaylardan biri Atchafalaya Nehri'nin kıyısında bulunan küçük bir balıkçı kasabası olan Simsport, Louisiana'da gerçekleşti. Simsport okyanusa 260 kilometre mesafede. Ama 2007 yılında bir yaz sabahı bu sularda tuhaf bir canlı belirdi. Balıkçılar Alan Kimball ve Clyde Dufour alabalık avlıyordu. Ama onun yerine çok daha büyük, çok daha tehlikeli bir şey yakaladılar. Bir köpek balığı. Köpek balığı ona ilk yaklaştığımızda çok saldırgandı. Isırıyordu. Ağı parçalamaya çalışıyordu. O süre boyunca hiç pes etmedi. Bu bir boğa köpek balığıydı. Boyu 1,5 metre, ağırlığı ise 50 kiloydu. Çok şaşırmıştım. Çünkü daha önce nehirde buna benzer bir canlı görmemiştim. Ama sadece bir tane yoktu. Avlandıkları gün çekilen fotoğraflar boyları 1 ile 1,5 metre arasında 6 köpek balığı yakaladıklarını gösteriyor. Ama hiçbiri kaçırdıkları kadar büyük değildi. Çok büyük bir şey olduğunu biliyorum. Çok büyük. Onu yakaladığımızda tutacak gücümüz yoktu. Onu asla tutamazdık. Biraz ileride yüzen bir şey gördük. Önceleri onun bir ayı olduğunu sandık. Gördüğümüz köpek balığı en az 3 metre boyundaydı. Belki daha uzun. 130 kilogramdan fazlaydı. Boğa köpek balıkları 3,5 metre uzunluğa ve 350 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. Bunlar tuzlu su avcılarıdır ama aynı zamanda tatlı su nehirlerinde ve göllerde de görülebilirler. Bunların bazıları Orta Amerika'nın en büyük gölü olan Nikaragua gölünde yaşıyor. Burada birkaç kişiyi öldürdükleri biliniyor. Yoksa artık Amerika'nın gölleri ve nehirlerinde de mi yaşıyorlar? Boğa köpek balıklarının çok saldırgan olduklarını biliyoruz. Yazar Richard Ellis boğa köpek balıkları üstüne bir uzman. Boğa köpek balıklarının nedensiz yere saldırganlaştıklarını biliyoruz. Son 20 yıl içinde 1000'den fazla köpek balığı saldırısı oldu. Bunların 100 tanesi ölümle sonuçlandı. Kolun köpek balığının ağzında olduğunu görüyoruz. 300'den fazla köpek balığı türü var. Ama
Bu saldırıların çoğundan boğa köpek balıkları sorumlu. Canavar avı ekibi Atchafalaya havzasındaki Morgan City'de onların izini arıyor. Burası 600 bin dönümlük büyüklüğüyle Amerika'nın en geniş bataklık alanı. Yerel balıkçılar ve amatör tekne sahipleri bu kanalları, gölleri ve nehirleri kullanıyor. Bunlar tatlı su kaynakları ve içlerinde çok çeşitli balık ve hayvan barındırıyor. Ve hepsi de boğa köpek balıklarının ağzını sulandırmaya yetiyor. Boğa köpek balıkları yiyecek seçmez. Ağızlarına sığacak büyüklükteki her şeyin peşinden giderler. Fırsatçı avcılardır. Lee Hales, yerel bir yabani yaşam uzmanı ve keşfe o liderlik yapıyor. Bu bölgede büyük köpek balıkları olduğunu biliyoruz. Hales'in yanında yerel bir balıkçı olan Jacob Seagrave var. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Birlikte bu sularda dev boğa köpek balıkları olduğunu kanıtlamaya çalışacaklar. Şu anda tam buradayız. Meksika körfezinden aşağı yukarı 30 mil mesafedeyiz. Tamam. Akıntının yönünde mi gideceğiz? Gracie Gölü'nden geçip bayının 4000 içine gireceğiz. Hales ve Seagrave, geleneksel balık yakalama teknikleri ve ileri teknoloji askeri arama cihazları kullanacaklar. Bu bir Wilson sonar sistemi. Bu cihaz donanma tarafından su altındaki mayınları saptamak üzere kullanılıyor. Ses dalgaları yollayarak su altındaki nesneleri saptıyor. Ekip bunu kullanarak Atchafalaya'nın görüşü imkansız kılan çamurlu sularını araştıracak. Bu bize büyük bir avantaj sağlayacak. Suyun içini en az köpek balıkları kadar net görme imkanı bulacağız. Sonar olmasaydı köpek balıklarını bulmak imkansız olabilirdi. Bunlar görünmez avcılardır. Dean Fessler, bir köpek balığı uzmanı ve köpek balığı araştırma grubu üyesi. Bizi görmelerinden çok hissetmeleri ve yakınlarında olduğumuzu fark etmelerinden korkuyoruz. Boğa köpek balıkları sığ bölgelerde avlarını bekliyor. Boğa köpek balığı su içmeye gelen bir geyiği kolaylıkla kapabilir. Ya da suya girmeye kalkışan bir köpeği. Kendi kendine dolaşmaya karar veren bir atı. Boğa köpek balıkları için bunların hepsi birer avdır. Eğer Louisiana'da köpek balığı varsa insanlar tehlikede demektir. Burada insanların yazlarını geçirdiği çok sayıda kamp var. Yılın büyük bölümünde insanlar balık avlıyor. Bu güvenlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Bu nehirlerde dolaşan köpek balıkları sadece boğa köpek balıkları olmayabilir. Kanada'da yeni hatta çok daha büyük bir yırtıcı okyanustan kilometrelerce uzaktaki St. Lawrence nehrinde avlanıyor olabilir. 6 metre boyundaki Greenland köpek balığı büyük beyaz kadar büyük. Boğa köpek balığının iki katı olan bu balıklar bir tona kadar ulaşabiliyor. Bu yırtıcılar atlardan ren geyiği cesetlerine ve canlı foklara kadar geniş bir besin yelpazesine sahip. Bir deniz memelisini yiyebilen yırtıcı insan için tehlikeli olabilir. Chris Harvey Clark bir deniz biyoloğu ve uzmanlık alanlarından biri de köpek balıkları. Greenland köpek balıkları genelde Atlantik'in soğuk ve derin sularında buzların altında yaşarlar. Ulaşması zor yerlerde yaşadıkları için onlar hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ama ilginç olan artık onları daha önce hiç görmediğimiz yerlerde hatta çok sayıda görüyor olmamız. Bu da akla hemen neden sorusunu getiriyor. Harvey Clark, dalgıç ve yazar Jeffrey Gallant'la birlikte Quebec'teki Baie-Comeau kasabasında St. Lawrence nehrinde Boston'ın 750 kilometre kuzeyinde bu köpek balıklarını arayacak. Harvey Clark ve Gallant'ın bu kıyılarda Greenland köpek balıkları olduğunu kanıtlamalarının en emin yolu nehre dalmak ve bu yırtıcılarla yüz yüze gelmeyi ummak olacak. Ama buradaki koşullar dalmayı oldukça zorlaştırıyor. Yapabileceğiniz en zor dalışlar soğuk ve karanlık sularda olanlardır.
Burada böyle bir dalış yapacağız. Su donma seviyesinin sadece birkaç derece üstünde. Bir ya da iki derece kadar. Son derece karanlık, çamurlu ve dahası etrafta büyük korkunç balıklar dolaşıyor. Zor bir dalış olacak. Yanlarında ileri teknoloji bazı cihazlar var. Araştırmalarını 360 derece görüntüyü zaman aşımlı verebilen, dalgıçlardan sonra bile suyun altında kalabilen kameralarla yapacaklar. Bu cihaz su altındayken Brian Luzzi tarafından uzaktan kumandayla idare edilecek. Orada köpek balığı varsa bu mutlaka bulacaktır. Peki kim kimi arayacak? Karanlık sularda dalgıçların hemen üstünde büyük bir gölge beliriyor. Ha, burada bir şey var. Evet, bu bir köpek balığı. Köpek balığı saldırıları ölümcül olabilir ama bu görüntülerin okyanus kıyılarına ait olması gerekiyor. Köpek balığı saldırıları 1975 yılında çekilen Jaws adlı filmle ilgi çekmeye başladı. Ama artık bu acımasız yırtıcıların nehirlerimizde de boy gösterdiğini biliyoruz. Her ne kadar nedenlerini anlayamıyor olsak da. Bu korkunç karşılaşmalardan biri St. Louis'in kuzeyinde Altın, Illinois'da 1937 yılında bir yaz günü yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre iki balıkçı Mississippi nehrinde küçük bir teknede dev bir canavarla boğuştu. Son birkaç haftadır gizemli bir yırtıcı nehirlerde boy göstermeye başlamıştı. Ağları parçalıyor, olta iplerini koparıyordu. Zaman geçirmeden özel bir yemle bir tuzak kurdular. Gördükleri karşısında hayrete düşmüşlerdi. O günlerde çekilen bir fotoğraf bunun 1,5 metrelik bir köpek balığı olduğunu gösteriyor. Altın, Meksika körfezinden 900 kilometre uzakta Mississippi nehrinin kıyısında yer alıyor. Tuzlu suda yaşayan bir köpek balığı buraya kadar nasıl gelmiş olabilir? Canavar avı ekibi bu fotoğrafı köpek balığı uzmanı Richard Ellis'e vererek bunun sahte olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Bu kesinlikle bir boğa köpek balığı. Bu balıklara özgü yuvarlak ve düz bir burnu var. Çoğu köpek balığında bu yoktur. Burnu yuvarlak ve düz. O boyuttaki bir balık için son derece büyük bir çenesi var. Boğa köpek balıklarına özgü dişlere sahip. Bunlar küçük, keskin, üçgen şeklinde ve birbirinin üstüne geçmiş. Bir başka köpek balığı saldırısı ölümle sonuçlandı. Jaws adlı filme ve kitaba konu olan bu saldırı bir dizi saldırının sadece ilkiydi. Ama ilk ve en ünlü köpek balığı saldırısı 1916 yılında Matavan, New Jersey'de gerçekleşti. Her şey Atlantic City'nin kuzeyindeki Beach Haven adlı kasabada 1916 yılının 1 Temmuz günü başladı. O gün 25 yaşındaki Charles Vincent bir köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti. Aynı olay kıyıdan 5 gün sonra 80 kilometre uzakta bir kez daha yaşandı. Genç bir otel çalışanı olan Charles Bruder, bir köpek balığı kıyıdan 125 metre uzaktayken bacağını ısırması sonucu hayatını kaybetti. Ama daha en kötüsü yaşanmamıştı. Matavan, New Jersey'de daha önce görülmedik bir şey gerçekleşmiş ve iki köpek balığı saldırısı yaşanmıştı. Bu nehirde olmuştu. Saldırılar okyanustan 3 kilometre uzakta Matavan Bükü yakınındaki bir nehirde gerçekleşti. 12 Temmuz günü nehirde oynayan bir çocuk aniden suyun altına çekildi. Görgü tanıkları suda bir köpek balığı olduğunu iddia etti. Çocuk ve ona yardım etmeye çalışan 24 yaşındaki bir genç bu gizemli köpek balığının kurbanları oldular. Yarım saat sonra 1 kilometre kadar uzakta bir çocuk daha bacağından ısırıldı ama kaçmayı başardı. İnsanlar doğal olarak paniğe kapılmaya başladı. Köpek balıkları hakkında bildikleri tek şey nehirlerde yaşamamaları gerektiğiydi. Sonunda bu büyük beyaz Matavan'dan pek uzak olmayan Raritan koyunda yakalandı.
Gazeteler katil köpek balığının yakalandığını duyurdu. Ama Richard Ellis bunun sorumlusunun büyük beyaz olmadığında ısrarlı. Boğa köpek balıkları hakkında bilgilerime dayanarak 1916 yılındaki bu saldırıya bir boğa köpek balığının neden olduğunu söyleyebilirim. Bir tane ya da daha çok boğa köpek balığı. Bu tezini Matavan Nehri'nin otluk olmasına ve büyük beyazların otluk bölgelerde yaşamamasına, buna karşın boğa köpek balıklarının bu ortamı sevmesine bağlıyor. Boğa köpek balıkları boyutlarına rağmen tuzlu sudan tatlı suya adapte olmakta zorlanmaz. Bir bakıma tıpkı bizim bilgisayarlarımızı ayarladığımız gibi iç organlarını buna göre ayarlar. Dünyada en uzun mesafe kat eden boğa köpek balığının rekoru Amazon Nehri'ndeki 2600 millik yolculuktur. Kuzey Amerika'da boğa köpek balıkları genelde Atlantik Okyanusu'nda, Florida'dan Long Island, New York'a kadar olan bölgede yaşar. Ve tabii Meksika Körfezi'nde, ayrıca Meksika'dan Los Angeles'a kadar olan bölgede de görülürler. Tatlı suya adapte olmaları, karanın içlerine doğru ilerlemelerine, nehirlerde boy göstermelerine neden oluyor. Köpek balıklarının görülecekleri düşünülen son yerlerde. Meksika Körfezi'nden giriyorlar ve Louisiana'nın nehir sistemine kadar ilerliyorlar. Louisiana'nın nehirlerinde boğa köpek balığı araştırmasının ilk günü. Ekip 12 bin nüfuslu Morgan City'nin hemen dışında bir bölge belirliyor. Burası 6 kilometrelik bir alan. Köpek balığı yakalamak için Hess ve Seagrave nehir boyunca yemlenmiş oltalar bırakıyor. Buna kaçak tuzaklar adı veriliyor. Bunu alıp kaçaklara bağlayacağız. Sonra şuradaki ağaca doğru geleceğiz. İnce gibi görünebilir ama bu ip son derece güçlü ve 90 kilogramlık bir sazan balığını, hatta çok daha büyüklerini bile taşıyacak güçte. Sence bu boyutta bir şeyi taşıyabilecek güçte mi? Gördüğün gibi çekmemize rağmen tekneyi bile taşıyacak kadar güçlü. 225 kilo mu? 250 kilo. 250 kilo. Oltayı yerine yerleştirdikten sonra Hales ve Seagrave yemi takıyor. Bu kancayı alacağız. Sonra bir balık alacağız ve balığı kancaya takacağız. Bu bir nehir tekiri. Ayrıca farklı balıklar da var. Yem hazır. Artık tek yapmaları gereken beklemek. Bakalım köpek balığı bu yemlere gelecek mi? Daha kuzeyde Grönland köpek balığını yakalama çabaları kızışmaya başlamış durumda. St. Lawrence Nehri büyük göller bölgesinde tatlı sulardan başlıyor ve sonunda Atlantik Okyanusu'na dökülüyor. Bu kıyılarda milyonlarca insan yaşıyor. Ama hemen birkaç metre derinde büyük beyazın var olabileceğinden haberdar bile değiller. Araştırma ekibi hedef olarak Boston'ın 750 kilometre kuzeyindeki Bay Como'yu seçiyor. Bay Como, yerel bir dalgıç olan Jean-Yves Forrest'ın 2003 yılında suda şoke edici bir balığı gördüğünü iddia ettiği bölge. Sudaydım. Birden üstümde dev bir cisim gördüm. Forrest o anda 30 metre kadar derindeydi. Üstündeki cisim güneş ışığını tamamen kapatmıştı. Bak, o da ne? Bu bir köpek balığı. Ne tür bir köpek balığı dedim. O anda bunu anlamam çok zordu. Nehirde köpek balığı görmek beni çok şaşırtmıştı. St. Lawrence Nehri'nde bu görüntüye tanıklık eden tek kişi Forrest değil. İhbarda bulunan ilk dalgıçlar ne gördüklerinden emin değillerdi. Deniz biyoloğu Chris Harvey Clark bu olayı araştıran ilk bilim insanıydı. Bu kadar büyük olup bu kadar yavaş yüzen çok az balık var. Grönland köpek balığından başkası olamaz. Yaşadığı bölge genelde kutup bölgesi. Grönland, İzlanda, Kuzey ve Batı Avrupa'dır.
Bilim insanları zamanının çoğunu derinlerde, bazen yüzeyden 1,5 kilometre aşağıda geçirdiğini düşünüyordu. Buradaki şaşırtıcı durum bu köpek balıklarının aslında burada olmamaları gerektiği. Bunlar derin su balıkları. Sığ sularda çok ender rastlanırlar. Dalgıçların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu türün ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bunlar hem leş yiyici hem de avcılardır. Bu yüzden suyun altındayken bu kadar stresli olunuyor. Ne zaman ne olacağını kestirmek çok zor. Leş yiyici havasında mı yoksa avlanmak mı istiyor bilmiyoruz. Köpek balıkları avlanma güdüsündeyken çok tehlikeli olabilir. İnsanlara saldırdığı belgelenmemesine rağmen bu hayvanların zaman zaman insanlara ilgi gösterdiği biliniyor. 1940 yılında bir park görevlisi donmuş Saguney Fiyortu'nda Baikomo'nun 300 kilometre güneybatısında yürürken bir Grönland köpek balığı saldırısına uğradı. Adam buzun üzerinde yürüyormuş. O yürürken bir Grönland köpek balığı onu takip ediyor. Attığı her adımı izliyormuş. Araştırmanın ilk adımı en uygun dalış noktasını saptamak oluyor. Sanırım bugün Bay de Garde de Fleur'deki balina çenesi bölgesine bakacağız. Burası ilginç bir bölge. Kısa bir süre önce ölmüş olan bir mavi balinanın kemikleri var. Bu da leş yiyicileri buraya çekmeye yetecektir. Keşfimize başlamak için harika bir nokta burası. Suya girdiler. Dalgıçlar bir süre sonra bambaşka bir şey keşfediyor. Canavar avı ekibi St. Lawrence nehrine dalarak gerçek bir canavar olarak görülen Grönland köpek balığını arıyor. Dalgıçlar kıyıdan sadece birkaç metre uzakta. Burası kanocuların popüler noktası. Dibe doğru ilerlerken tuhaf bir manzarayla karşılaşıyorlar. Bunlar dünyanın en büyük canlısı olarak bilinen mavi balinanın kemikleri. Burada Grönland köpek balıkları bu leşle beslenmiş olabilir. Yapılan araştırmalar köpek balıklarının buraya her yıl düzenli olarak uğradığını gösteriyor. Dalgıçlar kalıntıların olduğu bölgeyi dolaşıyor ama köpek balıklarından herhangi bir iz yok. Oksijenleri hemen hemen bitmek üzere. Aramaya son vermek zorundalar şimdilik. Bir sonraki dalışta köpek balıklarının doğal ortamlarına benzer bir bölge bulmak zorundalar. Karanlık ve derin bir yer. Kuzeydoğu'da 8 kilometre uzakta böyle bir yer var. Burası Bay de Saint Pancras. Bir dizi şelale bölgedeki suyu besliyor. Bu da nehir yatağındaki oluşumları karıştırmaya yetiyor. Harvey Clark ve Gallant araştırmalarına burada devam edecekler. Ama bu sefer kendi gözlerinden başka bir çift göz daha kullanacaklar. Bu ROW adı verilen bir su altı kamerası. Evet, bu bir video ışınlı GTO. 900 kHz'lik bir mavi ışına sahip, yüksek çözünürlüklü bir sonarla güçlendirilmiş. Bu cihaz genelde sanayi ve askeri alanlarda su altı liman güvenliği için kullanılıyor. Brian Luzzi cihazı limandaki tekneden kumanda edecek. Raw onu su altında 4 mil hızda taşıyabilecek iki güçlü motora sahip. Ayrıca ışıklara, geniş açılı renkli kameraya ve 30 metre menzilli bir sonara sahip. Sonarda köpek balıkları kara bir nokta olarak belirecek. Bu çekimler kırmızı bir zeminde görülecek. Eğer köpek balığı gibi büyük hedefler olursa ışıklar yanacak ve yerlerini saptayabileceğiz. Su altındayken dalgıçlar köpek balığı gördüklerinde işaret dili kullanacaklar.
Video rayla çalıştığımızda etrafta köpek balığı olup olmadığını rahatlıkla saptayabiliriz. Köpek balığına gerekli işareti verecek ve istenilen bölgeye doğru çekecek. Bu arada video ray onun sonlarda saplayacak ve biz onu takip etmeye başlayacağız. Bu dalışta ilk hedef bir aquapix zaman aşımlı kamera yerleştirmek. Kamera beton bloklarla dibe sabitleniyor. Şu anda dalgıçların aquapix'i yerleştirmelerini izliyorum. Luzi'nin ana monitörü Joe'dan gelen görüntüleri gösteriyor. Sonarsa Luzi'nin hemen solunda. Bu durumda gece boyunca orada kalabilmeyi ummaktan başka çare yok. Zamanı geldiğinde köpek balıklarını saptayacaktır. Kamera hazır. Dalgıçlar arama çalışmalarına başlıyor. Dalgıçlar sonarda görülüyor. Dalgıçlar koyun ortasına doğru hareket ediyor. Kıyıdan 10 metre kadar açıktalar. Burada derinlik 20 metre. Görüşse ancak 3 metreye ulaşabiliyor. Bu köpek balıkları dalgıçlar dahil avlarını suyun altında gizlenerek avlarlar. Birdenbire... Aa, o da ne? Sonarda bir şekil beliriyor. Bu şeyin hareket ettiğine eminim. Suda büyük bir şey var. Ama bunu sadece Brian Luzi görebiliyor. Uzun torpil şeklindeki cisim hızlı hareket etti. Çok hızlı bir şekilde geçti. Sonarda kuyruk kısmı net olarak görülebiliyor. Bu bir Grönland köpek balığı olabilir mi? Ama dalgıçlar henüz onu görmedi. Onları bu konuda uyarmaksa imkansız. Ve birden cisim ortadan yok oluyor. Evet, onu takip edemedim. Hızla yüzüp bir anda görüş alanımdan çıktı. Dalgıçlar hala Luzi'nin gördüğünü görmedi. Tüpleri daha fazla devam edemeyecekleri kadar boşaldı. Köpek balığı yok. Etraf son derece karanlık ve gizemliydi. Burada olmaları gerekirdi. Ama görüş mesafesi o kadar düşüktü ki orada olsalar bile biz görmeden geçip gitmiş olabilirler. Çok karanlık. Sonar onların yakında olduğunu gösteriyor. Hazır olduklarında bir kez daha karanlık sulara dalacaklar. Bu arada Atchafalaya havzasında Jacob Seagrave ve Lee Hales yemleri kontrol ediyorlar. Ekip şu anda Morgan Steel Louisiana'nın 25 kilometre uzağında bir kanalda. Yem 3 saattir suda bekliyor. Burada bir şey var. Gelmek üzere. Bir şey kesinlikle bunun ucunu çekiştiriyor. Onu çekmekte zorlanıyorum. Sanırım onu kaçırdık. Ama kesinlikle bir şey vardı. Çeken her neyse artık orada değil. Hayes, yemin neyin almaya çalıştığını anlamak için sonarı kullanarak görsel bir kanıt bulmaya çalışıyor. Dixon sonarının su altında kaydettiği görüntü bir dizüstü bilgisayarına yükleniyor. Burada gördüğümüz şey büyük bir yem kaynağı. Bu monitör tamamen büyük ve küçük balıklarla dolu. Bunlar ileri ve geri hareket halindeler. Ama bir şey daha var. Evet, işte tam burada. Burada dur. Hemen önünde. Benim altıma doğru ilerleyen büyük bir balık var. Yüzeyde bir şey görmedin mi? Ama bu bir köpek balığı değil. Bir yayın balığı olabilir. Bunlar bu bölgede bir metreye ulaşabiliyor. Böyle yavaş hareket ettiğine ve bu boyutta olduğuna göre onun bir yayın balığı olması mümkün. Gün neredeyse bitmek üzere. Henüz boğa köpek balığından iz yok. Hayes ve Seagrave avlarında farklı bir taktik daha deniyor. Bu gece farklı bir teknik deneyeceğiz. Şamandıra tekniğiyle yüzmesini sağlayacağız. Şamandıra su yüzeyinde serbest bir şekilde dolaşacak. Şamandıra tekniğinde kancalar bir şamandıraya bağlanıyor ve bu su yüzeyinde serbestçe dolaşabiliyor. Bu yayın balıklarının ve diğer büyük balıkların avında kullanılan bir teknik. Akıntıya ve rüzgara bağlı olarak bir gecede 30 metreden 1 kilometreye kadar yol alabilir.
İpi bir elinde tut. Önce şamandıraya at. Şamandırayı bıraktığında kancayı da onunla birlikte bırak. İşte oldu. Harika. Gece bastırdığında şamandıraların hepsi suda. Bunlar bu gece burada kalacak. Sabaha bir köpek balığı yakalanacak mı? Bir şey bunu kapmış. Kebek'te dramatik bir keşif yaşanıyor. 3 metre kadar ileride, çok hızlı hareket ediyor. Tamam, yakaladın, çok hızlı hareket ediyor. Aradıkları kanıtı sonunda buluyorlar. Köpek balığı olduğu işaretini verdi. Atchafalaya Nehir Havzası, Morgan City, Louisiana'nın dışı. Canavar avı ekibi kurdukları tuzakları kontrol ederek tuzlu su canavarlarının bu nehirde yaşayıp yaşamadığını kanıtlamaya çalışıyor. Gece boyunca birkaç şamandıra, bir de normal tuzak bıraktılar. Önce normal tuzağı çekiyorlar. Burada bir şeyin olduğuna dair izler var. Bir şey bunu almış. Gerçekten çok açmış. Evet. Bu kancayı bir şey kırmış sanırım. Bir sonraki aşama hemen yakına bıraktıkları şamandıraları çekmek. Ama şamandıraların çoğu yerlerinde değil. Şamandıralar rüzgar ve akıntı şartlarına göre 30 metre ile 1 kilometre arasında yer değiştirebilir. Bunlar başka balıkçılar tarafından da toplanmış olabilir. Ya da güçlü akıntı yüzünden buradan çok uzaklara gittiler. Seagrave'in bir teorisi daha var. Belki de büyük bir balık tarafından şamandıra suyun altına çekildi. Bir boğa köpek balığı ya da bir başka büyük balık şamandırayı suyun altına çekip buradan uzaklara götürmüş olabilir. Artık eve dönme zamanı. Ama Hayes burada boğa köpek balıklarının yaşadığından emin. Boğa köpek balığı yakalayamadık. Ama elimizde kanıtlar var. Daha kuzeyde bu balıklardan yakalanmış. Burası onların sıklıkla uğradığı bir bölge. Boğa köpek balıkları için uygun bir yer. Bu arada St. Lawrence nehrindeki canavar avı macerasında ikinci gün. Ama henüz Grönland köpek balığına rastlanmadı. Sonar tam bu bölgede büyük bir cismin varlığını gösterdi. Ama dalgıçlar gündüz yaptıkları dalışlarda bir ize rastlamadı. Ve gece dalış yapılmasına karar verildi. Alıcı yerleştirilmiş Grönland köpek balıklarıyla yapılmış araştırmalarda bu türün geceleri çok daha saldırgan olduğu ve sığ sulara geldiği saptandı. Hava kararmaya başladığında 7-8 civarında suda hareketlenmeler meydana geliyor. Burada su 70 metreden bir anda 20 metre derinliğe kadar iniyor. Ama gece dalışı riskli olabilir. Bunu güven içinde yapmak adına Harvey Clark ve Gallant özel su altı halojen lambalar kullanıyor. Bunlar Titanic dalışlarında enkazı görüntülemek için kullanılmıştı. Işıklar iskelenin ucuna bağlanıyor. Böylece dalgıçların dalacağı bölge aydınlatılarak güvenli bir ortam yaratılıyor. Hava karardığında Rowe köpek balığı avına başlıyor. Birdenbire bir şeye rastlıyor. Radara baksana. Orada bir şey var. Kesinlikle köpek balığı. Bu bir köpek balığı. Evet, kesinlikle evet. Köpek balığı. Aşağı yukarı 3 metre kadar. Evet. Hızlı hareket ediyor. Çok hızlı. Sonarda açıkça büyük torpil şeklinde bir görüntü beliriyor. Dalgıçlar hazırlanıyor. İki dalgıç da burada. Ben onları kontrol edeceğim. Dalgıçlar aydınlatılmış bölgeye dalıyor. Ama köpek balığıyla karşılaşmaları şanslarına kalmış durumda. Derinliğe doğru gitme zamanı. Bu arada Lucy karanlıktaki dalgıçlarla görsel temas kurmakta zorlanıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece sonarı izliyorum. Dalgıçlar koyun daha derin bölgesine doğru ilerliyor. Sonar burada bir köpek balığı saptamıştı.
Evet, şu anda yan yana yüzüyorlar. Su birden derinleşiyor. Önce 17 metre, sonra 20 metre. Şu anda köpek balıklarını arıyorlar. Ve hedefe ulaşılıyor. Ama yalnız değiller. Bu ne? Burada 3 cisim var. İkisi takip ettiğimiz dalgıçlar ama ekranın tam ortasında büyük bir cisim görünüyor. Bu tek bir şey olabilir. Bir köpek balığı. Ama köpek balığı video kameranın çok uzağında. Roan gördüğü tek şey karanlık sular. Lucy dalgıçlarla temas kuramıyor. Dalgıçların köpek balığından haberleri yok. Ve birden sonardaki cisim yok oluyor. Evet, işte gittiler. Row hem dalgıçları kaybediyor hem de köpek balığını. Artık onları göremiyorum. Ve sonunda iskelenin hemen yanında dalgıçların hava kabarcıkları görünüyor. Tam üstlerindeyim. Evet. Dalgıçları tekrar saptadım. Dalgıçlar çıkıyor ama köpek balığını görmemişler. İlginç bir deneyimdi. Ama köpek balığı yoktu. Aslında köpek balığı oradaydı. Sadece birkaç metreyle onu kaçırmış olmalılar. Orada olduğunu bilmek biraz ürkütücüydü. Ama bir süre sonra bu dalgıçlar bu büyük buluşmaya tanık olacaklar. Daha önce çok ender görülen bu su altı avcısı onları bekliyor. Köpek balıkları doğanın en acımasız ve antik avcılarıdır. Bunlar milyonlarca yıldır okyanuslarda hüküm sürüyor. Ama bazılarının denizlerden çok uzaklara yüzdüğü, beklenmedik bir şekilde karanın içlerine doğru girdiği saptandı. Bu adamlar 1937 yılında okyanustan 900 kilometre uzakta Illinois'da bir boğa köpek balığı yakaladıklarını iddia etmişti. Bu adamlar 2007 yılında Louisiana'da okyanustan 250 kilometre uzakta bir boğa köpek balığı yakaladı. Bu dalgıç St. Lawrence nehrinde tam üstünde bir köpek balığının belirdiğini, ışığını tamamen kestiğini iddia ediyor. Canavar avı ekibi St. Lawrence nehrinde bu soğuk sularda büyük beyaz köpek balığına kadar büyük canavarların peşinde. Bunun gibi sonar görüntüleri yüzgeç ve kuyruğunu gösteriyor. Bu da bu koyda Grönland köpek balığının olduğunun en geçerli kanıtı. Ama şimdiye kadar dalgıçlar onu çıplak gözle görmeyi başaramadı. Dalıştan sonraki sabah Chris Harvey ve Jeffrey Gallant Aquapix kamerayı almak için bölgeye dönüyor. Kamera bütün gece boyunca koyun dibinde bırakıldı. Dalgıçlar Aquapix kamerayı almak için dalışa geçiyor. Gallant bir dalış bıçağı kullanarak onu olduğu yerden kesip alıyor. Onu yerinden çıkarttılar. İşaret de geldi. Artık çıkartabiliriz. Yukarıdaki ekip onu çıkartmalarına yardımcı olacak. İşte Aquapix de geliyor. Kamera sonunda çıkarılıyor. Ve hemen dizüstü bilgisayara bağlanıyor. Şurada Jeffrey Garrett'ın alet kutusu var. Tekne hemen geride duruyor. Suya giren bir ip var. Her şey bizim hazırladığımız gibi. Ama kamera suya girdikten sonra gelen görüntüler hiç de sağlıklı değil. Ne yazık ki suda çok fazla madde var. Bu da iyi bir görüntü almamızı engelliyor. Bir metre ileride bir köpek balığı olabilir ama biz onu göremiyoruz. Bu sular araştırılamayacak kadar karanlık. Burada tek sorunumuz bu. Şimdiye kadar bu nehirde köpek balığı olduğuna dair en sağlam kanıtlar Row'dan alınan bu sonar görüntüler. Dalgıçlar yüzer iskeleye dönüyor ve bir kez daha kanıt bulmak için harekete geçiyorlar. Brian Lucy bulundukları koyu kısa bir süre taramayı deniyor.
ama dün gece sonarda gördüğü köpek balığına rastlamıyor. Video reyde gözüne bir şey çarptı mı? Evet, doğru bölgede olduğuma eminim. 20-30 metrelik alanda yarım saat boyunca gezindim. Bir şey yok mu? Bir şey görmedim. Pekala. Hiçbir şey. Buz gibi soğuk sularda yüzüyorlar. 10 metre suyun dibindeler. Fokları bile yutacak büyüklükte bir balığın peşindeler. Ve buluşma gerçekleşiyor. En azından sonarda. Büyük bir hareketlilik var, dalgıçlardan daha büyük. Bu bir köpek balığı. Köpek balığının şekli son derece net. Gölgeyi görüyor musun? İşte yüzgeci ve kuyruğu. Köpek balığı dalgıçlara saldıracak kadar yakın. İşte orada. 7 metre ileride bir köpek balığı var. Ama bu sefer dalgıçlar da görüyor. Köpek balığı var. Bana köpek balığı işaret yaptı. Alnında yüzgeç işaret yaptı. Köpek balığı tam altlarında. Sırt yüzgecine yaklaşacağım. Başına yakınım. Köpek balığı tam bir dev. Dişi olduğu hemen hemen kesin. Erkek özellikleri taşımıyor. Belvik bölgesi çok daha geniş. Üstünde örümcek ağına benzeyen kesik ve çizikler var. Araştırmacılar bu köpek balığı türünün 200 yıl yaşadığını söylüyor. Belki de bunlar dünyada en uzun yaşayan omurgalılar. Yaralanacak, hasar görecek çok zamanları oluyor. Köpek balığı nehrin dibinde yüzüyor. Ve hemen arkasında video ray var. Hala kuyruğunda ama uzaklaşıyor. Gitgide uzaklaşıyor. Yavaş hareket ediyor ama istediği an dalgıçlardan kurtulma şansı var. Köpek balığı kıyıya sadece birkaç metre mesafede. İskelenin neredeyse hemen altında. Onu 6 metre derinlikte bulduk. Burası son derece sığ. Kıyıya çok yaklaştı. İskelenin hemen altındaydı. İnsanlar üstünde yüzüyor olabilirdi. Harvey Clark, köpek balığının boyutlarını ölçmek için özel bir yeşil lazer sistemi kullanıyor. Bu balık en azından 4,5 metre boyunda ve 450 kilogram ağırlığında. Balık birden daha derin sulara yöneliyor. Çok hızlı hareket ediyor, onu ürkütmüş olabiliriz. İnanılmaz bir manzaraydı. Dalgıçlar peşinden gidemiyor. Oksijenleri bitmek üzere. İstemeyerek de olsa yüzeye çıkıyorlar. Vay canına! Dev gibi bir dişi. Evet, doğru. Harika bir şeydi. Evet, 3-3,5 metre kadar vardı. Bu dalış görgü tanıklarının ifadelerini doğruluyor. St. Lawrence nehrinde dev köpek balıkları yaşıyor. Hem de kıyıya yakın sığ sularda. İklim değişikliği beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor olabilir. Ya da belki de hep buradaydılar ve keşfedilmeyi bekliyorlardı. Bu sefer insanları tehdit eden bir tehlike yoktu. Ama insanlarla temasları o kadar ender oluyor ki tehlikeli olup olmadıklarını bile henüz bilmiyoruz. Bu soruya ancak onları daha yakından araştırdığımızda bir cevap bulabiliriz. Atchafalaya'ya yapılan canavar avı keşif gezisinde sonuç alınamamış olunabilir. Ama köpek balıkları oradaydı. Canavar avı ekibi balıkçı Alan Kimball'la bu röportajı yaptıktan bir hafta sonra Kimball bir tane daha yakaladı. Bu fotoğrafta Kimball'ın okyanustan 250 kilometre uzakta avladığı 2 metrelik 90 kiloluk boğa köpek balığı görülüyor. Kuzey Amerika'nın bazı nehirlerinde okyanustan çok uzakta köpek balıkları yaşamlarını sürdürüyor. Ama burada olduğu sürece 1916'da Matawan, New Jersey'de yaşanan saldırı gibi bir saldırı her an gerçekleşebilir. Sığ sular çok tehlikeli olabilir. Gerçek tehlike sığ sularda yatıyor. Eğer sizi aşağı çekmek, ısırmak, yemek istiyorsa bunu kolaylıkla gerçekleştirebilir.
derin denizlerde yaşadıklarını biliyoruz. Asıl ilginç olan derin denizlerden çok farklı ortamlarda yaşadıklarını görmek. Derin sularda binlerce tonluk su basıncını kaldırabilecek güçte olan bir canlı neden 8-10 metre derinliğinde bir yerde yaşamak istesin ki? Bunu neden yapsın? Bir köpek balığı için bunun avantajı ne olabilir? Asıl sormamız gereken soru bu olmalı. Kuzey Amerika'nın nehirlerinde beklenmedik ve ölümcül bir tehlike yatıyor olabilir. 3 metre kadar uzakta, hızlı hareket ediyor. Tamam, yakaladın. Okyanusta bile korkunç olan köpek balıkları denizlerden yüzlerce kilometre içeride bile yaşayabiliyor. Daha önce nehirde hiç böyle bir canlı görmemiştim. Canavar avı bu nehir canavarlarının peşine düşüyor. Louisiana'da. Bir şey bunu tutuyor. Bundan eminim. Ve St. Lawrence Nehri'nin sularında. Ekranın tam ortasında dev bir nokta belirdi. İnanılmaz bir keşfe imza atılıyor. Dalgıçlar köpek balığı uyarı işaretini yaptı. Gerçek bir canavar kıyıdan birkaç metre uzakta kameraya yakalanıyor. Tam nehre girmenin güvenli olduğunu düşündüğünüz anda. Dünyanın dört bir yanından insanlar canavar gördüklerini iddia ediyor. Bunlar gerçek mi yoksa hayal ürünü mü? Bilim bu soruya cevap arıyor. Canavar avında. Burası Güney Louisiana'daki Atchafalaya Nehri. Ama bu sularda Louisiana'dan Illinois'a kadar uzanan bu nehrin dibinde ölümcül canavarlar yatıyor olabilir. Köpek balıkları. Ağları toplarken ağır bir şey olduğunu fark etti. Bilmez avcılardır. Dean Fessler bir köpek balığı uzmanı ve köpek balığı araştırma grubu üyesi. Bizi görmelerinden çok hissetmeleri ve yakınlarında olduğumuzu fark etmelerinden korkuyoruz. Boğa köpek balıkları sığ bölgelerde avlarını bekliyor. Boğa köpek balığı su içmeye gelen bir geyiği kolaylıkla kapabilir. Ya da suya girmeye kalkışan bir köpeği. Kendi kendine dolaşmaya karar veren bir atı. Boğa köpek balıkları için bunların hepsi birer avdır. Eğer Louisiana'da köpek balığı varsa İnsanlar tehlikede demektir. Burada insanların yazlarını geçirdiği çok sayıda kamp var. Yılın büyük bölümünde insanlar balık avlıyor. Bu güvenlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Bu nehirlerde dolaşan köpek balıkları sadece boğa köpek balıkları olmayabilir. Kanada'da yeni hatta çok daha büyük bir yırtıcı okyanustan kilometrelerce uzaktaki St. Lawrence Nehri'nde avlanıyor olabilir. 6 metre boyundaki Grönland köpek balığı büyük beyaz kadar büyük. Boğa köpek balığının 2 katı olan bu balıklar 1 tona kadar ulaşabiliyor. Bu yırtıcılar atlardan ren geyiği cesetlerine ve canlı foklara kadar geniş bir besin yelpazesine sahip. Bir deniz memelisini yiyebilen yırtıcı insan için tehlikeli olabilir. Chris Harvey Clark bir deniz biyoloğu. Ve uzmanlık alanlarından biri de köpek balıkları. Grönland köpek balıkları genelde Atlantik'in soğuk ve derin sularında buzların altında yaşarlar. Ulaşması zor yerlerde yaşadıkları... Yerel balıkçılar ve amatör tekne sahipleri bu kanalları, gölleri ve nehirleri kullanıyor. Bunlar tatlı su kaynakları ve içlerinde çok çeşitli balık ve hayvan barındırıyor. Ve hepsi de boğa köpek balıklarının ağzını sulandırmaya yetiyor. Boğa köpek balıkları yiyecek seçmez. Ağızlarına sığacak büyüklükteki her şeyin peşinden giderler. Fırsatçı avcılardır. Lee Hales, yerel bir yabani yaşam uzmanı ve keşfe o liderlik yapıyor. Bu bölgede büyük köpek balıkları olduğunu biliyoruz. Elson yanında yerel bir balıkçı olan Jacob Seagrave var. Merhaba. Günaydın. Birlikte bu sularda dev boğa köpek balıkları olduğunu kanıtlamaya çalışacaklar.
Şu anda tam buradayız. Meksika körfezinden aşağı yukarı 30 mil mesafedeyiz. Tamam. Akıntının yönünde mi gideceğiz? Gracie Gölü'nden geçip bayının 4000 içine gireceğiz. Hales ve Seagrave, geleneksel balık yakalama teknikleri ve ileri teknoloji askeri arama cihazları kullanacaklar. Bu bir Ditson sonar sistemi. Bu cihaz donanma tarafından su altındaki mayınları saptamak üzere kullanılıyor. Ses dalgaları yollayarak su altındaki nesneleri saptıyor. Ekip bunu kullanarak Atchafalaya'nın görüşü imkansız kılan çamurlu sularını araştıracak. Bu bize büyük bir avantaj sağlayacak. Suyun içini en az köpek balıkları kadar net görme imkanı bulacağız. Sonar olmasaydı köpek balıklarını bulmak imkansız olabilirdi. Bunlar gürk. Normalde yakaladıklarımızdan farklı bir şey olduğunu anlamıştık. Sudaydım. Birden dev bir cisim gördüm. Bu köpek balığıyla ilk karşılaşanlar çok şaşırmıştı. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Görgü tanıkları boyu 3 metreye ulaşan dev köpek balıklarından söz ediyor. Bunlar bazen okyanustan yüzlerce kilometre uzaktaki sulara kadar girebiliyor. Bu olaylardan biri Atchafalaya Nehri'nin kıyısında bulunan küçük bir balıkçı kasabası olan Simsport, Louisiana'da gerçekleşti. Simsport okyanusa 260 kilometre mesafede. Ama 2007 yılında bir yaz sabahı bu sularda tuhaf bir canlı belirdi. Balıkçılar Alan Kimball ve Clyde Dufour alabalık avlıyordu. Ama onun yerine çok daha büyük, çok daha tehlikeli bir şey yakaladılar. Bir köpek balığı. Köpek balığı ona ilk yaklaştığımızda çok saldırgandı. Isırıyordu. Ağı parçalamaya çalışıyordu. O süre boyunca hiç pes etmedi. Bu bir boğa köpek balığıydı. Boyu 1,5 metre, ağırlığı ise 50 kiloydu. Çok şaşırmıştım. Çünkü daha önce nehirde buna benzer bir canlı görmemiştim. Ama sadece bir tane yoktu. Avlandıkları gün çekilen fotoğraflar boyları 1 ile 1,5 metre arasında 6 köpek balığı yakaladıklarını gösteriyor. Ama hiçbiri kaçırdıkları kadar büyük değildi. Çok büyük bir şey olduğunu biliyorum. Çok büyük. Onu yakaladığımızda tutacak gücümüz yoktu. Onu asla tutamazdık. Biraz ileride yüzen bir şey gördük. Önceleri onun bir ayı olduğunu sandık. Gördüğümüz köpek balığı en az 3 metre boyundaydı. Belki daha uzun. 130 kilogramdan fazlaydı. Boğa köpek balıkları 3,5 metre uzunluğa ve 350 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. Bunlar tuzlu su avcılarıdır ama aynı zamanda tatlı su nehirlerinde ve göllerde de görülebilirler. Bunların bazıları Orta Amerika'nın en büyük gölü olan Nikaragua Gölü'nde yaşıyor. Burada birkaç kişiyi öldürdükleri biliniyor. Yoksa artık Amerika'nın gölleri ve nehirlerinde de mi yaşıyorlar? Boğa köpek balıklarının çok saldırgan olduklarını biliyoruz. Yazar Richard Ellis boğa köpek balıkları üstüne bir uzman. Boğa köpek balıklarının nedensiz yere saldırganlaştıklarını biliyoruz. Son 20 yıl içinde 1000'den fazla köpek balığı saldırısı oldu. Bunların 100 tanesi ölümle sonuçlandı. Kolun köpek balığının ağzında olduğunu görüyoruz. 300'den fazla köpek balığı türü var. Ama bu saldırıların çoğundan boğa köpek balıkları sorumlu. Canavar avı ekibi Atchafalaya havzasındaki Morgan City'de onların izini arıyor. Burası 600 bin dönümlük büyüklüğüyle Amerika'nın en geniş bataklık alanı.